Mehmet Şimşek 2015'te sormuş sevgili arkadaşlar. Göktaşından vergi alınmalı mı diye. Bak 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 bak. Yıl 2015. Göktaşından vergi alınıp alınmaması ile ilgili bir anket paylaşmış sevgili arkadaşlar. Abi aklına ne geliyorsa. Göktaşından vergi alalım mı? Şimdi Şimşek Bingöl'de düşen göktaşlarının yurttaşlarca satılmasının gündeme geldiği o günlerde yaptığı paylaşımda takipçilere şöyle soru sormuş. Göktaşı satışına vergi tartışması Bingöl Sarıçiçek köyünde göktaşları satışa vergiye tabi mi? Ne düşünüyorsunuz diye sormuş arkadaşlar. Adam antrenmanlı. Adam antrenmanlı. Siz Mehmet Şimşek'in mesela bakanlık maaşıyla mı geçindiğini düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar? İlk zamanlarda geldiğinde de açıklamıştım. Çok büyük bir transfer ücreti aldı ve bakanlıktaki maaş Mehmet Şimşek'in dişinin kovuğuna gitmez sevgili arkadaşlar. Dişinin kovuğuna. Asıl soru şu. Transfer parasını kim vermişti? Arada dünyadaki herhangi bir şirkette alacağı CEO'luk ücretiyle bakanlık yaptığı arasındaki ücret farkını nereden alıyor diye sormak gerekiyor değil mi? Çok önemli burası. Bu çok önemli. Burası önemli sevgili arkadaşlar. Devletle iş yapan garantici şirket sayısının 44 olduğu ortaya çıkmış sevgili arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Devletle iş yapan garantici şirket sayısı tam 44 taneymiş. Bu 44 tane şirketin 37 tanesi sevgili arkadaşlar 2023 yılında zarar göstermiş. Zarar. Yani vergi ödemedikleri gibi de teşvik almışlar. Baba. Yani milleti düşünüyorlarmış. Nah milleti düşünüyorlar. Kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar sevgili izleyiciler. Şimdi hemen şöyle gelelim yine. Haberlerimizle ilgili olarak. Hızlı bir şekilde. Sevgili arkadaşlar, Toroslar Belediyesi şehir hastanesinden 50 milyon liralık vergi borcu alacağı varmış. Ödemiyormuş şehir hastanesi. Onlar da alacağının peşine düşmüşler. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Şehir Hastanesi'nden belediyeye olan 50 milyon liralık emlak vergisi borcunu alamadıklarını açıklamış. Borç nedeniyle hastane belediye tarafından mahkemeye verilmiş sevgili arkadaşlar. Hastane belediye tarafından da mahkemeye verilerek paramızı öde paramızı demişler. Biliyorsunuz bu şehir hastaneleri aynı zamanda sevgili arkadaşlar özel aslında. Önce onu söyleyelim. Ama belediyeye olan borcunu ödemiyor. Ama belediye hizmet vermeye de devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yatacak yerleri yok bu.